Üzümlerle başlayalım. Üzümlerimizi en son ekleyeceğiz. Sadece şöyle 4-5 tane her cinsinden çıkartayım. Hepsini ikiye kesiyorum. Bir tavuk göğsüm var. Onu da ince ince dilimleyeceğim. Önce bir ikiye keselim, daha sonra dilimleyelim. Daha küçük küçük dilimlerimiz olsun. Tavukları şöyle alalım. Mantarım var. Mantarları biraz kalın kesin. Yani şöyle yarım santimetre kalınlığında kesin. Çok ince kesmeyin. Hemen yanacaklar yoksa. Havucum var. Bir de kereviz sapım var. Havuçlarımı da ince ince hafif verev doğruyorum. Onları da şöyle koyalım. Birazcık da kereviz sapı. Onları da şöyle butonlar şeklinde doğruyorum. Her zaman olduğu gibi tavuklarda ayçiçek yağı kullanıyoruz, etlerde de. Şöyle parça parça atalım. Yaklaşık bir dakika kadar hiç kıpırdatmıyorum. Amacım karamelize olması, tavanın tekrar ısısını toparlaması. Tuz, karabiber. İstediğimiz şu altın sarısı rengi elde etmek için bir parça bekliyoruz. Sırada havuçlarımız var. Havuçlara da birazcık tuz. Kereviz ve mantarları ekliyorum. Onlara da birazcık tuz, karabiber. Birazcık kekik alacağım. Zaten içine girer girmez mis gibi bir koku geliyor. Üzümü sona saklıyorum. Üzümleri ekliyorum. Onları da çok az karıştıralım. Birazcık krema. Yapraklarımız vardı. Onları da ince ince kıyalım. Kremayı bir taşım kaynatıyorum. Birazcık daha tuz koyuyorum. Altını kısıyorum. Kremayı çok fazla kaynatmayın. Çok yüksek ateşte kaynatmayın, kesilecektir. Şöyle suyunu da üzerine dökelim. Kerevizin yaprakları vardı. Onları üzerine döküyorum. Birazcık da mikrofilizlerimden alayım.